İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı kararnamesiyle Charles Aznavour onurlandırıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi'nde değişiklikler yapıldı. Nikol Paşinyan çalışma ziyaretiyle Artsakh'ta. Ermenistan Cumhuriyeti'nde parlamento seçimleri 9 Aralık'ta gerçekleşecek. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'de klorla dolu bidonlar bulundu. Arkeologlar Artsakh'ın Norgarmiravan köyünde yeni mozole keşfetti. Kremlin Sarayı'ndaki Urartu ödül töreni Charles Aznavour'a adanacak. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkan Armenak Abrahamyan ve Batı Ermenistan hükümeti ayrıca Batı Ermenistan ve Kilikya'da Türkiye'nin ardıcıl hükümetleri 1894-1923 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri soykırımdan ve zorla sürgün edilme gibi iki suçlardan kurtulan Ermeni ulusunun torunları Charles Aznavour'un gerçekleştirdiği vazifelere derin şükranlarını sunmaktadır. Bunlar George Garvanes tarafından aranje edilen ve Charles Aznavour tarafından yazılıp söylenen Onlar Düştüler şarkısı için ki bunun ana konusu Ermenilere uygulanan soykırımdır. Bu parça 24 Nisan 1915 tarihinde Konstantinopolis'te Ermeni aydınların tutuklanmasından tam 60 yıl sonra Londra'daki Nova Sound Studio tarafından 1975 yılının 23-24 Nisan günleri arasında kaydedildi. Bir diğeri ise Ermenistan'daki korkunç 1988 depreminden sonra Charles Aznavour onlarca sanatçıları bir araya getirerek yardıma koştu. Senin için Ermenistan adlı şarkı böyle doğdu. Charles Aznavour kariyerini Ermeni halkının sesini, vicdanı ve olanaklarının sınırları içinde tüm durumlarda sürdürdü. 94 yaşında ölümünden sonra bile bu durum devam etmektedir. Ve tüm milletleri gerçek uzlaşma, barış ve istikrara kavuşturmak yolunda yorulmak bilmez çabaları için bu anlam ve bu ruhta Şahnur Aznavuryan, Charles Aznavour, Ermenistan için halkımızı adaletli toplum adamı olarak temsil ediyor. Aynı şekilde Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Batı Ermenistan Hükümeti, Batı Ermenistan Cumhuriyeti adına kendisini resmen Ermeni halkının adaletli toplum adamı unvanına yükseltir ve bunu gündeme getirir. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nın başlık 5, madde 82'ye dayanarak kendi çalışma personeli olan Devlet Başkanlığı Konseyi'ni düzenler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı'nın ücret, hizmet ve güvenliği prosedürleri yasayla belirlenmiştir. Kararname, Devlet Başkanı'nın kararnamesi uyarınca Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliğine Hovsep Gazaryan atanmıştır. Kararname Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi bülteniyle yayınlanacaktır. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'nın basın departmanlığından yapılan açıklamaya göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan çalışma ziyareti çerçevesinde Artsakh'ta bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'ı 1 Kasım'da konutunda karşıladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde olağanüstü parlamento seçimleri 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek. Seçim propagandası 26 Kasım'dan itibaren başlayacak. Seçim tarihi Merkez Seçim Komitesi'nin 2 Kasım'da gerçekleşen oturumunda kararlaştırıldı. Partiler ve parti ittifakları seçime katılma tebliğlerini 14 Kasım'a kadar sunabilecekler. Suriye'deki çatışan tarafları uzlaştırmayla ilgili Rus merkezinin yöneticisi Kor General Vladimir Savchenko'nun sözlerine göre terörist örgütler Suriye'nin Hama şehrinin 20 kilometre uzağında bulunan Kalati Almutik köyüne klor yüklü malzemeler sevk ediyor. Savchenko bu malzemelerin hükümet güçlerini kimyasal silah kullanma suçlamasıyla kullanacağını açıkladı. 31 Ekim'de Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın toksik maddelerin kullanımı için provokasyon hazırlandığını daha önceden belirtmiş olmasına rağmen Uluslararası Koalisyon Güçleri üyesi ülkelerin bu verileri güvenilmez bulduklarını belirtmek gerekir. Artsakh Cumhuriyeti'nin Mardagert bölgesinde yer alan Norgarmiravan köyündeki kazılar bu yıl iki aşamada gerçekleştirildi. Artsakh'ın Arkeolojik Keşif Grubu Nisan-Mayıs aylarında orada keşfedilen mozole odası alanında çalışmalar yaptı. 1 Ekim'de gerçekleştirilen araştırmalar sonucu arkeologlar mozole odasında kazı çalışmaları gerçekleştirdi. Armen Press'le yaptığı görüşmede Norgarmiravan Keşif Grubu lideri Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi
Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü'nün bilim çalışanı Nijde Yeranyan, araştırmalar sonucu keşfedilen mozole odasının doğu-batı doğrultusunda olduğunu söyleyerek, Garmıravan'daki bu yılki kazılar ilk kez mozoleyi doğrulamamıza izin verdi ki bu çok önemli bir araştırmaydı dedi ve Artsakh'ta yaklaşık buna benzer 30 kadar insana ait anıtların var olduğunu ekledi. Mozolede metal, kemik ve camdan yapılmış çeşitli boncuklar, düğmeler ve diğer eşyalar bulunmuştur. Mozoleden çıkarılan tüm eşya İsa'dan önce 8. 6. yüzyıllara tarihleniyor. Rusya'nın Ermeni gençlerinin girişimiyle gerçekleştirilen Urartu adlı ulusal müzik ödül töreni Fransalı Ermeni şansölye Charles Aznavour'un anısına adanacak. Panorama AYM'in TAS ajansından transfer ettiği habere göre ödül töreni Moskova'nın Kremlin Devlet Sarayı'nda 3 Kasım'da gerçekleşecek. Ödül töreni komitesinin eş başkanı Anush Giragosyan, geçen sene Charles Aznavour'un kutsamasıyla riske gittik ve bu kadar kapsamlı bir program gerçekleştirdik. Biz her zaman nesillerin sürekliliğine katkıda bulunacak bir mekanizma yaratmayı hayal ettik. Amacımız birlik, kültür ve maneviyatın korunmasıdır. Urartu ödülünü biz bir anma ve sonsuzluk saygısı olarak öğretmenimize adıyoruz dedi. Organizatörler, maestronun ilk Urartu ödül törenine kişisel olarak katıldığını da hatırlattı. Konserde duduk ustası Civan Gasparyan, Fransalı Ermeni şarkıcılar Rozi Armen ve Jan Tatlıyan, Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti halk sanatçısı Ruben Matevosyan ile diğerleri sahne alacak. Dünyaca ünlü şansölye Charles Aznavour'un 1 Ekim'de vefat ettiğini hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Garin adlı topluluktan Zayn Mıhınçet şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.